أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. وقال في آية أخرى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إلى آخر الآية. صلى الله العظيم. Mevla Teala hakkıyla dinleyip hakkıyla tesirlenmek cümlemize nasip etsin. Hoşlandığı, razı olduğu tüm güzellikleri bize ikram etsin. Hoşlanmadığı, razı olmadığı hallerden, yerlerden cümlemizi muhafaza etsin. Sevdiklerinden dünyada, ahirette bize ayırmasın. 101 sene önce Çanakkale şehit olan Mevla Teala, o şehitlerimizi de Mevla Teala kendi fazl-ı keriminden güzelliklerin tamamını ikram eylesin, ihsan eylesin. Onların niyetlerini, arzularını, iştiyatlarını, o günkü zaferini Mevla Teala bugünkü gençlerimize, bütün kardeşlerimize, bütün askerimize, polisimize ikram eylesin, ihsan eylesin. O gün Mevla Teala nasıl yardımını gönderdiyse, güzelliğin tamamını halkımıza ikram ettiyse, askerimize ikram ettiyse, Mevlam bugün de aynı güzelliklerin tamamını ikram eylesin, ihsan eylesin. Eksik kalmaktan muhafaza eylesin. Mevla hepinizden razı olsun. Şimdi inşallah Çanakkale ile alakalı bazı ifadeler kullanacağız. Çanakkale şehitliği ile alakalı, şuhada ile alakalı inşallah. Ancak ondan önce Risale-i Kusya'dan, Mevla'dan bahseden bir beyt okuyacağız inşallah. Rabbim inşallah tesirini yüksek eylesin. Hepimize başarılar nasip etsin. Hepimizi muvaffak eylesin inşallah. Şimdi Mustafa İsmet Aliyevullah büyük şeyh efendi, büyük insanlar büyük ifadeler kullanıyor. Rabbim bize de büyük ifadeler kullanmayı, büyük icraatlar yapmayı, hakikatleri ortaya koymayı hepimize ikram etsin. İhsan etsin. Mahcup olacak hallerden bizleri kurtarsın inşallah. Buyuruyor ki Mustafa İsmet Aliyevullah Büyükşehir Efendi, nedir maksut bu Arifan'dan haber al, nikah başlığı çoğu mahbub müjdeler al, yürü terk-i sivayı anla gel kal, tecelli dağıt olur vasıllara hal, bu esamdan geçip hakka gidelim cemali bağ kemalesi. Nedir maksut? Dünyaya geliş gayen nedir? Niye dünyada varsın? Maksadın nedir? Ne anlarsın bu dünyada? Ne anlayacaksın bu dünyada? Ne anlamaya geldin bu dünyada? Bu dünyada niye bulanıyorsun? Bu maksadı bir bakıyor musun? Hakikaten insan oturup kendisini bu konusunda ne yapmak lazım? Bir murakaba altına alması lazım. Yani bir tefekkür etmesi lazım. Ben bu dünyada niye bulunurum? Ne buraya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? La ibadete ket tefekkür. Tefekkür gibi ibadet yoktur. Yani insan tefekkür etmeli, düşünmeli. Bir tartmalı, hesaba kendisini çekmeli, bakmalı. Ben bu dünyada niye bulunuyorum? Ve bulunmuş olduğum bu gaye gerçekten asıl gaye midir? İstenilen gaye bu mudur? Ölçü bu mudur? Bunun için mi dünyaya geldik? Allah bize bu aklı, fikri, bütün azaları, sonsuz nimetleri gerçekten düşündüğümüz şeyler için mi verdi? Bu maksadı insan ne yapmalı? Düşünmeli. Rabbim başarmayı nasip etsin. Çünkü insan farkında olmadan öyle bir hayata dalıyor ki, dalmış olduğu hayatta zannediyor ki ben bunun için varım zannediyor. Çoluğum için, çocuğum için, hanımım için, hayatı bu şekilde geçirmek için ben bunun için varım zannediyor. Bunun için dünyaya gönderelim zannediyor. Yemek için, içmek için, zevkler için, bilmem neler için. Adam çünkü daldı gidiyor. Nereye gidiyor belli değil. Niye? Düşündürtmüyor ona hayat. Hayat öyle bir şey akıyor ki ona düşündürtmüyor. Sen ne yapıyorsun ya? Neredesin ya? Nerelerde bulunuyorsun? Kimlerle oturuyorsun? Kimlerle kalkıyorsun? Neye mücadele veriyorsun? Akıntın nereye gidiyor? Bu akıntının gittiği şu hal
Doğru mudur, yanlış mıdır? Bakmıyor. Öyle kapılmış gidiyor. Sele kapılmış giden gibi. Ondan sonra bir bakacak ki ya nereye geldik ya diyecek. Yoldan çoktan çıkmışız diyecek. Bizim maksadımız bu değildi diyecek. Bizim hedefimiz bu değildi. Varacağımız yer bu değildi. Kitlendiğimiz nokta bu değildi. Çalışmamız gereken gaye bu değildi. Allah bizi bunun için göndermemişti. Bir bakacak, eyvah diyecek ya. İnanın kıymetli insanlar, samimiyetle söylüyorum. İnsan böyle bir akıntıya kapıldığında kendine geldiği gün 10 senesi geçiyor. Tekrar ediyorum, 10 senesi geçiyor. Ondan sonra kendisini toparlamayı ya işte filan dediği an bir daha 10 sene. Ondan sonra zaten geçmiş olsun. 20 sene gittikten sonra ondan sonra zaten her an hatırlasa da fark etmez. Çünkü yol şaşırmış, hedef yanlışa kilitlenmiş. Hedef bir defa neuzubillah terse düşmüş. Ondan sonra zaten o 20 seneyi toparlayayım derken de zaten inşallah toparlar. Bir bakmışsın hayat bitmiş. O yüzden Rabbim o yüzden maksadımızı, dünyaya geliş maksadımızı güzel anlamayı, güzel yaşamayı ve yaşatmayı kendimize de çoluk çocuğumuza da ikram edilsin inşallah. Amin deseniz ya. Amin. Niyetiniz yok sizde herhalde. Allah'ın başarmayı nasip etsin. Mahcup olur insan çünkü. Sonra bir bakarsın ki senelerin geçmiş ya. Senelerin geçmiş ya. İnşallah geçmez. Demek ki nikah başlığı çu mahbub müjdeler al. Dünyaya geliş gayebini anladıktan sonra bu ifandan haber al diyor. Yani Allah'ı bilenden haber al. Yani bunu kimden öğreneceksin? Dünyaya geliş gayen niçindir? Bunu nereden öğrenmen lazım? Bu işi bilenlerden, yani Allah'ı bilenlerden öğrenmen lazım. Şimdi bununla alakalı Allah'ımız ne buyuruyor? Celle Celaluhu. Mevlamız buyuruyor ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِعَبُدُونَ Ben cinleri ve insanları yaratmadım. Ancak niçin yarattım? Bana ibadet etsinler için yarattım. Beni bilsinler için yarattım. İbn Abbas radıyallahu anh ne buyuruyor? اِلَّا لِعَرِفُونَ Beni bilsinler için yarattım buyuruyor. Yani dünyaya gelişimiz Allah Celle Celaluhu'nu gerçekten bilerek ibadet etmek. Sadece ibadet etmek değil arkadaşlar. Bilerek ibadet etmek. İbadet etmek ama bilerek ibadet etmek, tanıyarak ibadet etmek, anlayarak ibadet etmek, zevkini tadarak ibadet etmek. Bununla alakalı hadisi kutsi'de yine Mevlamız buyuruyor. Kün tükensem mahfiyen. Ben gizli bir hazineydim. Fe ahbabtu en urafe. Sevdim ki bilineyim. Bak Allah Celle Celaluhu gizli bir hazineydim buyuruyor ben. Beni kimse bilmiyordu. Kimsenin bilmesi mümkün değildi. Kimsenin tanıması mümkün değildi. Kimsenin anlaması mümkün değildi. Kimsenin yaşaması mümkün değildi. Hakikatlerimi öğrenmesi mümkün değildi. Sevdim ki bilineyim diyor Hazreti Allah. Sonra فَخَلَقْتُ الْخَلَقَ الْيَعْرِفُنِي Bütün mahlukatı beni bilsinler için yarattım diyor Hazreti Allah. Mevla Teala bizi yaratmasaydı nereden bilecektik Allah'ı? Allah'ı bilme şansımız olma durumu var mıydı? Mümkün değil. Dünyayı, kainatı hiçbir şeyi bilme şansımız mümkün değil. O yüzden dolayı Allah Celle Celaluhu bu nimetleri bize verdi ama vermesinin sebebi kendisini bilmemiz. Rabbim başarmayı nasip etsin. Bileceğiz inşallah. Yoksa bu dünyayı böyle boşa geçirme durumumuz yok. Bu kadar büyük nimetler, bu kadar kıymetli nimetler bize boşa harcansın için verilmez, verilemez. Ya bir nimet ele al Allah rızası için ya, bir nimet ya. Basit görmüş olduğun bir nimet ele alır mısın? Mesela, yemek diyorsun zevk almıyorsun, tat almıyorsun. Yemek diyorsun ne yapıyorsun? Bu bir tane yani. Yani o
Tad aldığın gibi o mideye gidiyor, hazmediyor. O mide onların tamamını ayırıyor. Neye ne ihtiyaç var? Göze ne ihtiyaç var onu gönderiyor. Kulağına ihtiyaç var onu gönderiyor. Bütün ağzalarına ihtiyaç var. Hepsini gönderiyor, hedefine ulaştırıyor filan. Onları zaten düşündüm hiç aklın almaz da. Bir tane ya bir tane. O nedir o? Yemek diyorsun, ne yapamıyorsun? Tadın yok. Gördün mü sen? Dersin hoca, yemeğin tadı yoksa, lezzeti yoksa yaşamanın ne anlamı var demeye başlarsın bu sırası. Rabbim bize manevi lezzetlerden de güzel istifade etmeyi nasip etsin. Ama ağzında tad olmasa, açık söylüyorum bak, yemekten tad alma, içmekten tad alma, 3 gün sonra hemen doktora kaçarsın. Ya ne oldu bana dersin ya? Bir şey mi oldu bana? Tad alamıyorum. Ama ibadetlerden tad almıyor adam. İbadetlerden zevk almıyor. Hiç ne doktora koşuyor ne hocaya koşuyor. Demiyor ki ya ben diyor bu ibadetten zevk almıyorum be. Diye şikayet yok. İnşallah olacak. İnşallah deseniz ya. Kısacası bu ayıfandan haber demek ki Allah'ı bilenden ne yapacaksın haber alacaksın. Neyin haberini alıyorsun? Bu dünyaya geliş gayemizi tespit edeceğiz. Rabbim dünyaya geliş gayemizi tespit etmeyi hepimize ikram eylesin, ihsan eylesin. Nikaha başlığı çoğun mahbub müjdeler al. Bak Mevla Teala perdeleri kaldırdı. Gizli bir hazineydi. Sevdim ki bilindiğimle beraber bütün mahlukatı yarattı. Her şeyi yarattı, her şeyi yoktan var etti. Sana varlık verdi, güzellikler verdi, en güzeli ikram etti, ihsan etti. Şimdi sana yakışan Mevla Teala'yı bilmek, tanımak. Mevla'ya kulluk, boyun eğmek, sensin ya Rabbi demek. Rabbim bu yolda da bizlere başarı nasip etsin. Hatta bir ayet-i kerimede Mevla'nın ve ahsin keme ahsinallahu ileyk diyor Hazreti Allah. Allah'ın sana ikram ettiği gibi, güzellikler yaptığı gibi sen de Allah'a ikram et. E ne yapacaksın? Bütün azalarını, bütün nimetleri Hazreti Allah Celle Celaluhu sana verdiği, sen de bu nimetleri Allah yolunda kullanacaksın. Bak sahabe-i kerim efendilerimiz yapmışlar, ecdadımız da yapmış. Minel müminine ricalun sadaku ma ahedullah aleyh. Müminlerde öyle erkekler vardır ki Hazreti Allah, Allah'a vermiş olduğu sözleri yerine getirdiler. Yani sahabe-i kiram efendilerimiz Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te ve bütün hayatlarında yeri geldi, mallarını, canlarını, her şeylerini Allah yoluna feda etmeyi zevk bildiler. Mallarını, canlarını, her şeylerini Allah yolunda feda etmeyi zevk bildiler, zevk. Sözlerini diyor yere getirdiler diyor Hazreti Allah be. Hem de öyle lafla değil, lafla değil. Ölüme koşarken, şehadete koşarken, zevken koşuyorlar, zevken. Rabbim iyi anlamayı nasip etsin. Çanakkale'de de aynı şeyi görüyoruz elhamdülillah. Ecdadımızda da aynı şeyi görüyoruz. Neyi görüyoruz? Gerçekten ölüme koşarken neyle koştular? Şehadet ruhuyla koştular. Anneleri, babaları, etrafındaki dostları, ahbapları aynı ruhu taşıyorlardı. Aynı zevki taşıyorlardı. Evlatları şehit olduğunda namusları için şehit olduğu için zevk alıyorlardı. Vatanı için şehit olduğunda zevk alıyorlardı. Dini için zevk alıyorlardı. Düşman vatanını silah etmeyecek diye zevk alıyorlardı. Bugün de öyledir inşallah. İnşallah deseniz ya. Sizin niyeti yüzük ya. Allah'ın bu yolda bizlere başarılar nasip etsin. Amin. Yok söyle. Körü körüne bir İslam anlayışı. Gaflet anlayışı. Ne yaptığını bilmeyen bir Müslüman. Önünü görmeyen bir Müslüman. Garip bir Müslüman. Ölümden korkar. Hayattan korkar. Yaşamaktan korkar. İmtihandan korkar. Ne yaptı? Böyle yaşamak mı oldu be kardeşim? Rabbim inşallah İşin ciddiyetini hakikaten nasıl anlamamız gerekiyorsa cümlemize ikram etsin. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتِضَى Hazreti Allah buyuruyor. Onların bir takımları vermiş olduğu sözü ne yaptılar? Yerine getirdiler. Hüküm gerçekleşti. Yani şehit olmak istiyorlardı, şehit oldular. Bir takımları da bekliyor diyor Hazreti Allah. Ne de oldular? Onlar o gün belki o günkü şartlarda şehit oldular ama daha sonra şehadeti bekliyorlar.
Ayet devam ediyor. Kıyamet sabahına kadar. Herkes kendi kafasındaki düşünceyi yapması lazım. Gerçekten bir düşünmesi lazım, tefekkür etmesi lazım. Hakikaten ne düşünüyor? Allah için mi yaşıyor? Yoksa böyle yaşıyor işte. Yaşıyor işte be kardeşim. Rabbim kendi yolunda hepimize başarılar nasip etsin. Nikaha başlığı çoğu mahbub müjdeli al. Mevla Teala perdeleri kaldırdı. Sana bu kadar güzellikler ikram ettiği müjdeler olsun sana. O yüzden Mevla Teala'nın güzelliklerinden istifade et. Mevla Teala'nın sana vermiş olduğu nimetlerden istifade et. Bu dünya nimetleri, bir de bu işin ahireti var. Rabbim ahiret nimetlerinden de cennet ve cemalinden istifade etmeye hepimize ikram etsin. Bir de ahiret nimetleri var, güzel insanlar, kıymetli insanlar. Dünya nimetleri Mevla'nın bu kadar güzelse, vermiş olduğu nimet bu kadar güzelse, bir de düşünebiliyor musun cennette Mevla neler hazırladı bize ya? İnşallah Mevlam cennetine, cemaline, çoluğumuza, çocuğumuza, dostlarımıza, ahbaplarımıza gitmeyi nasip etsin. Çaresi ne hocam bu işin? Yürüyü terk et sıvayı anlak elka. Sen diyor masivaları bırak, Allah'tan başka olan şeylere kulak verme. Mevla Teala'nın ifadelerine kulak ver. Mevla Teala'dan başkasını dinleme. Mevla Teala'dan başkasından tesirlenme. Mevla Teala'nın emirlerini, yasaklarına kulak ver ki ondan sonra Mevla Teala seni bu güzelliklere gark etsin. Boğulsun yani. Ama sen Mevla Teala'dan başkasına kulak verirsen, Mevla'nın düşmanlarına kulak verirsen, sana daima tuzak kuran, seni devamlı tezgaha düşürmeye çalışan, büyük düşman diye nitelendirmiş olduğu inne şeytanil insan adubu mübin, muhakkak şeytan insan için büyük bir düşmandır ve onun askerleri ülâke hizbü şeytan, onlar onların askerleri de diyor Allah, yani Allah yolunu bırakmış Allah'a düşmanlık eden kim olursa olsun onlar şeytan askerleridir. Elâ inne hizbü şeytan ömül hasrun, o şeytan askerleri helak olacaklar, pişman olacaklar, bir gözünüzü açın diyor Mevla Teala. Ama siz kendinize geldiğinizde, biz kendimize geldiğimizde, kendimizi toparladığımızda, gerçekten dini mübin İslam'ı güzel yaşadığımızda, o şeytanın askerleri, şeytan ve şeytanın orduları perişan olacaklar diyor Hazreti Allah. Ama ölçü ne? Ölçü öyle. Sıradan olmuyor. Siz kendine geleceksiniz diyor Mevla, kendinize geleceksiniz. Şeytanın ve şeytanın askerlerine, onun yolundan gidenlere, sizin düşmanlarınıza, Allah düşmanlarına kulak vermediğiniz zaman. Rabbim başaracağız. Başaracağız inşallah. Ha, sorsan kimse kulak vermediğini söylüyor. Şimdi bize sorsan, hocam be şeytanın adamlarına, şeytan askerine kulak verilir mi? Dersin sen öyle. Ama bir bak bakalım nefsine. Hayatına bir bak bakalım. Nasıl böyle tavizkar yaşantı, haramlara nasıl koşturma, nasıl oluyor bu iş? Hem kulak vermediğini söylüyorsun hem de rahat rahat, gafilane bir şekilde hayat geçiriyorsun. Şeytanın sana vesvese vermiş olduğu şeylere kulak veriyorsun. Haramlara rahat rahat düşebiliyorsun. Eksikleri rahat rahat yapabiliyorsun. Yapmayacağız inşallah. İnşallah. Rabbim bu yolda bizlere başarılar nasip etsin. Demek ki arkadaşlar, güzel insanlar, Mevla Teala'nın razı olmadığı, hoşlanmadığı şeylerden yüz çevireceğiz. Mevla Teala da bize inşallah güzelliklerin tamamını ikram edecek. Rabbim başarmayı nasip etsin. Tabii bu konuda düşünmek lazım. 101 sene önce Çanakkale'deki kardeşlerimiz, o tabii biz onları dedelerimiz ve ecdadımız dedelerimiz dedi, zannediyor insanlar çok yaşlılardı. Yok, yaşlı değildi onlar ya. Hepsinin yaşlarına baktığında en yaşlısı 18, 19, 20 yaşlarındaydılar onlar yani. Onu da bilmek lazım. 253 bin şehit verilmiş arkadaşlar. Ve verilen şehitlere baktığımızda arkadaşlar, anneleri, babaları etrafındakileri gönderirken özellikle gavur eli, namahrem eli namusuma dokunmasın. Arkadaşlar ya, rica ediyorum ya. Lütfen ve keremen ya. Bu ifadeleri çok duyuyoruz. Özellikle Çanakkale'de özellikle çok duyuyoruz yani. Çok duyulur yani. Dikkat edin. Düşman ne yapmasın? Namusumuza dokunmasın. Ya şimdi şöyle bir düşünsene Allah rızası için ya. Genç kızlarımızın durumunu bir düşün. Genç erkeklerimizin halini bir düşün.
dünya Müslümanlarının şu anda o mülteci diye nitelendirilmiş olduğumuz kardeşlerimizin, Müslüman kardeşlerimizden bahsediyorum. Müslümanların lütfen ve keremen çocuklarını bir düşün. Eğer sen müminsen, innemel müminune ihva, Allah buyuruyor, ancak müminler kardeştir ifadesi gereğince. Ya bir düşünür müsün, rica ediyorum ya. Bir düşün Allah rızası için ya. O insanların namuslarının durumunu bir düşün. Senin ecdadın namuslarını muhafaza etmek için nasıl bir mücadele verdiğini sana daima anlatılmaya çalışılıyor. Gerçi üstü örtülmeye çalışılıyor, başka konu ama. En netice sen inşallah üstünü örtütürmezsin inşallah. Ama bir düşün bakalım, onlar namusları için nasıl mücadele vermişler? İffetleri için nasıl mücadele verilmiş? Ve gerçekten o gün benim merak ettiğim şey şu. O gün karşımızda olan insanlara bakıyorsun. İşte İngiltere'sinden tut, Fransa'sından tut. Bunu çoğaltabilirsin şimdi. Güya yanımızda gözüküp de bizi tehlikeye atan Almanya'sından tut. Aynı şey şimdi devam ediyor, ben size söyleyeyim. Zaten ne değişti ki 100 sene sonra bunlar bizim nasıl dostumuz olabilir ki? Ne değişti? Onların dinine mi biz girdik yoksa onlar bizim dinimize girdiler? Nasıl oldu yani? Eğer biz onların dinine girdiysek zaten geçmiş olsun bize. Girmedik hocam. Onlar bizim dinimize girdik. O zaman nasıl aramızdaki düşmanlıklar bitti de ne oldu aramızda? Dostluk oldu. Onlar bizim iyiliğimizi düşünecek. Ya onlar daha 100 sene önce bunlar gelip de Türkiye'mize, özellikle İstanbul'u alıp da boğazları kendi ellerine geçirip de gerçekten halkımızı perişan etme, namuslarımızı perişan etme durumunda değil miydi? Ama baktılar ki bunlar bu Kur'an'a sarıldığı müddetçe, bunlar da bu iman, bu dava anlayış olduğu müddetçe biz bunları ne yapamayız? Hiç bir şeyini silah edemeyiz. En iyisi bunları Kur'an'dan uzaklaştıralım. O zaman her şeyden alırız. İncele. Kur'an'dan uzaklaştırma sistemiyle bunların her şeylerini alırız. Her şeylerini. İncele, göreceksin. Kur'an'dan, imandan uzaklaştırma sistemiyle gençlerini ellerinden alırız. Öyle kendini kandırma kardeşim. Yalandan kendini kandırma. Allah rızası için bir bakma. Kur'an'dan uzaklaştırma sistemiyle bunların ekonomisini biz kendimiz ayarlarız. Biz oynarız bunlarla. Her türlü biz oynarız bunlarla. Kur'an'dan uzaklaştırma sistemiyle, peygamberden uzaklaştırma sistemiyle bunların biz ahlaki değerlerini tamamıyla çeviririz. Ve hatta kendimize benzetme hususundan da elimizden geleni yaparız. Avrupa Birliği adı altında da her şeyini, bütün yasalarını kendimize uydurtmaya çalışırız. Ondan sonra da geçmiş olsun hepimize. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Amin'i bile kuvvetli söylemiyorsunuz. Belki muhafaza oluruz diye korkuyorum. Rabbim bizi kayırsın inşallah. Yoksa pişman olurum. İnşallah pişman olmayacağız inşallah. Rabbim bizi kayıracak inşallah. Ama ne zaman Mevla Teala bizi kayırıyor? Baktığımızda ne zaman Mevla'ya dönersek, ne zaman Mevla Teala'ya müracaat edersek, sensin ya Rabbi bizim sahibimiz sensin dersek, Allah o zaman bizi her türlü kayırdı arkadaşlar, güzel insanlar. En zor zamanlarda ya Rabbi bu işin sahibi sensin. Dini mübini İslam elden gidiyor. Kur'an elden gidiyor. Namuslarımız elden gidecek. Vatanımız elden gidecek dendiğinde, o zamanki en zor şartlarda, imkansız olan şartlarda Hazreti Allah nasıl yardımını gönderdiyse bugün de gönderecek arkadaşlar. Ama biz Rabbimize döndüğümüz takdirde. Bugün maalesef hala bize şu vesveseyi veriyorlar. Ne? Ya önemli değil, daha güçlüyüz, şöyleyiz, böyleyiz, Rabbimize dönmeye gerek yok mantığında bizi neuzubillah ifadeler kullanıyorlar. Şöyle yaparız, şöyle koruruz. Ya yok, koruyamazsın. Rabbine döneceksin, Rabbin koruyacak inşallah ya. Ama Rabbine dönmeden Rabbinin korumasını da beklemeyeceksin. Ya bu gözümüzün önünde olmuş mu güzel insanlar, kıymetli insanlar ya. Ecdadımız ya, burada birilerimizin dedeleri ya, biraz yaşlılarımızın dedeleri bunu yaşamış. Şehit olmuş ya, Çanakkale'de şehit olmuş ya. Niçin şehit olmuş?
Davası için şehit olmuş. Vatanı için şehit olmuş. Namusu için şehit olmuş. Yaşamış işte. İşin galibi kim? İşin galibi ecdadın değil. Allah. Ya Rabbim yardımını göndermeseydi galip olma durumları var mıydı? Yoktu işte be kardeşim. O günkü şartlarda 253 bin şehit veriliyor. O şehitlerin yanında da dikkat edin, dikkat edin. Orada da yine müracaat Rabbimize. Sensin ya Rabbi diyorlar. Rabbim yardımını gönderiyor. İmkansız olarak düşünülenleri Rabbim o günkü şartlarda imkanlı yapıyor. Bugün de aynı şey geçerli. Kimse kendinin varlığına güvenmesin. Ama eskiden ben hep diyoruz. Bizim var ya, bizim diyor asker acayip. İstihbarat acayip. Polis acayip. Şu acayip. Bu acayip. Ya bırak Allah rızası için ya. Bizim her şeyimiz Rabbimize ait. Bizim Rabbimiz acayip ya. Ne bunu ya? Ya de bunu Allah rızası için ya. Bununla yaşa ya. Ya bununla yaşa ya. Bak o zaman huzuru bulacak mısın, bulmayacak mısın? Rabbim güzel anlamaya bir zekir anlasın. Amin. Başaracağız. İnşallah. Başaramazsak mahcup oluruz. İnsan gerçekten düşünmeli. Ama biraz tefekkürümüz az. Ben size söyleyeyim. İster kabul edin, ister kabul edin. Düşünmüyoruz yani. İncelemiyoruz, takip etmiyoruz. Çanakkale şehitleriyle övünürüz. Ecdadımızla övünürüz. Ama o övünmenin altında gerçekten onların o anlayışıyla övünme durumumuz yok. Nasıl olacak bilmiyorum yani. Onların düşüncesiyle, onların o günkü fedakarlığıyla hakikaten ne yapıyoruz? Övünürüz. Ama o ahlakı bugün gençlerimizde görelim. O ahlakı verelim, o şuuru verelim, o ciddiyeti verelim. Onu gerçekten vatan sevgisini verelim, millet sevgisini verelim, namus sevgisini verelim. Bu sistem ancak Kur'an'la olur dendiğinde, ancak Kur'an'la olur. Bunun çaresi yok dendiğinde. En kabadayı Müslümanımız bile. Şimdi tamam mı hocam? Ne oldu? Hocam işte fitne mi yapmasak? Aha! Sen ne olursun be? Hem Müslümanlıktan bahsediyorsun, hem de diyorsun fitne diyorsun ya. Ya Kur'an fitne mi olur be kardeşim ya? Kur'ansız hayat fitne, Kur'ansız hayat fitne. Kur'ansız neyi yaşıyorsan o fitne, fitne. O sana mutlaka kötülük olarak dönecek, biliyor musun onu ya? Bu ticaretinde de böyle, gençliğinde de böyle, ev hayatında da böyle. İster anlar ister anlama kardeşim. Kur'ansız neyi yaşıyorsan bil ki en büyük sıkıntı bu. Zaten Çanakkale'de geçilmesi, geçilmek arzu ettiği şey buydu zaten. Geçelim Kur'ansız yaşansın Türkiye'de. Zaten başardılar işte. Yaşanıyor şu anda. Şimdi bizim de savaş etmeye gerek yok. Zaten almışlar. Ne isterse almışlar. Ama buna da yine razı olmuyorlar. Biraz böyle kendimizi toparlamaya, biraz kendimize gelmeye, bak biraz kendimize gelmeye başladığımızda aynı sistem kuruldu. Aynı sistem. Aynı sistemi takip et kuruldu aynı sistem. Niye? Sen biraz mı toparlanıyorsun? Kafa mı kaldıracaksın? Bir dakika ya, bir dakika ne oluyor ya? Aynı sistem kuruldu. Ama inşallah, inşallah diyorum. Rabbim o Çanakkale'deki ruhu inşallah bugün de gençlerimize nasip etsin inşallah. Amin. Rabbim ikram etsin. Amin. Bunun çaresi diyor. Yürüyü terk et sivayi anla kel kal. Laf anla diyor laf. Mevla Teala'dan başka düşüncelerini, Mevla'dan başka olan hükümleri bunları diyor terk edeceksin. Bunlardan diyor vazgeçeceksin. Başaracağız inşallah. Tecelli idat olur vasıllara hal. O zaman diyor Mevla Teala, Mevla Teala'nın zati tecellileri olur. Sana Mevla'nın yardımları olur. Mevla Teala sana yardımını gönderir. Mevla sana güzelliklerini gönderir. Mevla sana yardımını güzelliklerini gördüğünde, gönderdiğinde kalbinde huzur olur. Hayatında huzur olur. İşlerinde huzur olur. Başarı olur. Mükemmellik olur. Rabbim bu yolda bizlere başarı nasip etsin. Ama şimdi bak herkes, ben biliyorum. Şimdi Allah rızası bak. Tek tek herkese soralım. İşler nasıl? Hocam bu zamana kadar en mübarek adam. Hep aynı ifadeleri kullanırız. Hep nankörlük ifadelerin mevcutu. Hep ne mevcut? Bu zamana kadar diyorsun. Peki daha önce de aynı ifadeleri kullanıyordun.
Böyle giderse bundan sonra daha fenasını kullanacaksın. Bundan sonra daha fenasını kullanacaksın. O yüzden gelin hep beraber ne yapalım? Rabbimize ödeyelim ya. Şu haramlardan vazgeçelim. Türkiye olarak. Rabbim kiramızın. Geçmeyelim mi? Sizin niyetiniz yok. Ben ne yapayım size kardeşim ya? Ondan da diyorsunuz ki hocam niye böyle olur? Mübarek adam sen bir defa niyetini sağlamlaştır. Allah'ı memnun etmeden bu işten kurtuluş yok. Sen hala bu şu ifadeyi sınıyorsun sen biliyor musun sen? Sen hala bu ifadeyi sınamaya devam ediyorsun. Sen hala diyorsun ki dur bakalım. Neye duracaksın kardeşim? Neyin duruyorsun sen? Bir daha bakalım hoca. Neyi bekliyorsun? Şehadetse görüyorsun herkesin evlerine şehitler gelmeye başladı. Herkesin içine. Senin bunda kalbin yapmıyorsa zaten sen morfinlenmişsin be kardeşim ya. Seni morfinlemişler be kardeşim ya. Sen hala illa kendi evin olayı düşünüyorsan hala morfinlemişsin. Hani sen müminler kardeşi diyordun. Kardeşin evine şehit ifade edecek şehit kardeşlerini görüyorsan sen bundan incinmiyorsan kalbin incinmiyorsa sen daha morfinlenmişsin. Morfinlenmişsin senin her tarafını uyuşturmuşlar ya. Rabbim bize bu yolda uyanmayı nasip etsin. Farkında değiliz ya. Gerçekten farkında değiliz ya. Daha nasıl farkında olacağız onu da anlamıyorum ben yani. Biz bekliyoruz. Ne bekliyorsun? Kafanın aşağı bombala kalsın hoca. Uyanacağız o zaman bile. Ya Allah'ım ya Rabbim bize Allah'ım hakikaten hakiki hidayet nasip etsin ya. Daha ne olacak be kardeşim? İşte Ankara'nın göbeğinde ve Türkiye'nin her tarafında şu anda her türlü sıkıntıyı beklerken yine sen bekliyorsun. Dur bakalım ne olacak? Ne olacağını ben biliyorum ben zaten. Bu kafayla gidersek daha da perişan olacağız. Çare Allah'a dönmek. O zaman diyor Mevla Teala tecelli zat olur vasıllara hal. Allah sana ne yapar? Yardımını gönderir, tecelliler yapar. Ve bu iş anlayanlara da bu iş Mevla Teala tarafından büyük ikram olur. Bu etsamdan geçip hakka gidelim. Kalkıp da Mevla'dan başkasından yardım beklemekten onlardan geçeceksin. Mevla'dan başkasından yardım beklenmez. Çare beklenmez. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِاَنْفُسِهِمْ Allah bir kavmi değiştirmedi. Allah bir kavim kendini değiştirmediği müddetçe, kendisinin hatalardan vazgeçmediği müddetçe Allah o kavmi değiştirmez. Değiştirmez. Sen de önce değiştirsin. Allah yolunu terk etmez, sünnetini terk etmez. Mevla Teala ne buyuruyorsa onu sen yapacaksın, sen. Sen Allah'a kendini uyduracaksın. Allah'ı kendine uydurmayacaksın. Allah'ın emirlerini sen kendine uydurmayacaksın. Sen emirlere uyacaksın. O zaman bu iş olacak. İnşallah. Rabbim bu yolda bizlere başarı nasip etsin. Hakikaten ecdadımızla özellikle Çanakkale'deki şehitlerimizle övündüğümüz gibi onların o gün taşımış olduğu ruhu, imanı, güzelliği güzel anlamayı, güzel yaşamayı, güzel yetiştirmeyi bize ikram eylesin. Yoksa onlar kafayı kaldırdığında baktığında ya biz canımızı, malımızı, her şeyimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, genç çocuklarımızı, fidanlarımızı namusumuz için, vatanımız için feda ederken bunların hali nedir? Bunlar vallahi düşmüş dünyanın derdine. Bana sorsa ben öyle derim. Samimi söylüyorum. Bir tanesi kafayı kaldırsa desek ya nedir durum? Bak ben size bir şey söyleyeyim. Size Allah rahmet etsin derim. Allah size rahmet etsin. Ama sizin bizi bırakmış olduğunuz hepsi var ya hepsi tek derdi var. Canlı. Canlısına dokundu mu zıplıyor. Herkes inceli. Biraz benzine zam gelsin zıplıyor. Bilmem ne yazık. Ama dini elden gitmiş, genç kızları elden gitmiş, namusu gitmiş, bilmem şu olmuş, bilmem bu olmuş. Bizim Müslüman, dur bakalım hocam. Dur, bir şey olacak. Olacak. Olacak sen bekle. Ne olacağını biliyorum ben sana söyleyeyim. Hemen tak, azayibi gidecek. Haydi gidiyorsun denecek. Rabbim tefekkürsüz,
Gaflette yaşamaktan bizleri kurtarsın inşallah. Eksik kalmaktan bizleri muhafaza eylesin. İşin ciddiyetini anlamaya bize ikram eylesin. Hakikaten övünülmesi gereken ahlak neyse, şuur neyse, iman neyse, ciddiyet neyse, anlayış neyse cümlemize ikram eylesin. Basit, zavallı, garip, korkak bir Müslüman. Açlıktan korkan, hayatından korkan, her şeyinden korkan, zavallı bir Müslüman olmaktan bizleri kurtarsın. Amin. Korusun demedim, dikkat edin. Ne dedim? Kurtarsın, kurtarsın. Mide korkusunda, mide korkusunda uyandığı kadar iman korkusuyla uyanmayı nasip edesin inşallah. El-Fatiha. Elhamdülillah. Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve netubu ileyh. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Şehadeten münciyeten min azabillah. Ve neşhedü enne seyyidina Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resuluhu. داعينا إلى الله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا إلى آخر آية صلى الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكفر ملة واحدة صدق رسول الله فيما قال اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Aziz ve muhterem Müslümanlar, malumunuz 101 sene önce 18 Mart 1915, şu anda 101 sene sonraya geldik, şu anda gelmiş oluyoruz bugün de. Çanakkale şehitlerimizle alakalı bazı ifadelerle beraberce inşallah tefekkür etmemizi, yani o işi analiz, şimdiki ifadeyle söylüyorlar ya, analiz etmemizi, düşünmemizi, o günkü şartlarda durum neydi, bugünkü şartlarda durum nedir, bu kafirlerin yaptığı işler nelerdir, kafirler hala aynı şekilde bizim üzerimizde tasallutu, mücadelesi var mıdır, yok mudur diye bir baktığımızda Mevlamızın ifadesini görüyoruz. Allah buyuruyor ki Celle Celaluhu, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ مِنْ اِسْتَضَاعُوا. Onlar güçleri yeterinceye kadar, güçleri, kuvvetleri var olduğu müddetçe sizi dininiz vazgeçirme hususunda mücadele etmeye devam ederler. Niçin filan değil, Allah buyuruyor. Onlar, o kafirler, İslam dışı insanlar, onlar sizi dininizden vazgeçinceye kadar bütün güçleriyle, bütün kuvvetleriyle, bütün çalışmalarıyla, bütün planlarıyla, bütün projeleriyle sizi dininizden vazgeçirmeye devam ederler, mücadeleye devam ederler. Onlar bırakmazlar diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Allah'ımızın ifadesi. O günkü şartlarda, o günkü şartlarda ecdadımıza yapılan şeye baktığımızda yine kimler birleşiyor? Kimler küfür birleşiyor? Küfür kime karşı birleşiyor? Osmanlı son zamanları malumuz, tabiri caizse, tabiri caizse teşbihat olmaz. Yaralı bir aslan, yaralı bir aslan, son hamleyi yapalım, son hamleyi yapalım, tamamen bitirelim mantığıyla beraber üzerimize gelindi, üzerimize gelindi. Müttefik olarak gözüken bizlere inceleyin, göreceksiniz. Allah rızası, incelemenizi rica ediyorum. Göreceksiniz en büyük tehlikeye bize onlar atmıştır. O gün şartlarda söylüyorum. Aynı guruh, aynı şeyi takip edin. Bugün de sanki müttefikimiz gibi gözükmeye çalışıyorlar. Bilin ki güzel insanlar, kıymetli insanlar, Müslümanların müttefiki ancak Allah'tır. Resulullah'tır, müminlerdir. Yoksa bunun dışında Müslüman'ın ittifak edeceği kimse yoktur. Olamaz, olma durumu da yoktur. Varsa bilin ki en büyük tehlikeyi onlar atacaktır. Bunları tek tek böyle incelediğin zaman tarihte göreceksin. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Kendimizi kandırmayalım. Kendimizi kandırmayalım. Bize Rabbimiz yeter. Eğer gerçekten biz Rabbimize hakkıyla yönelirsek bize Rabbimiz yeter. Gerek yok. Başkasına gerek yok. Ama tekrar ediyorum, Rabbine güvenmezsen sen herkese güvenme durumunda olacaksın. Güvendiğin her dalı da Hazreti Allah kıracak. Bunu böyle bileceksin. Bununla beraber baktığımızda icadımıza karşımızda olan gavur, bugün aynı gavur duruyor. Ne değişti? Değişen ne? Değişen ne? İki şeyin değişmesi lazım. İki şey. Ne o hocam değişen? Ya onlar Müslüman olması lazım.
Böyle bir şey yok. Ya da sen Hristiyan olman lazım kardeşim. Veya Yahudi olman lazım. Bu da yoksa o zaman hiçbir şey değişmedi. Aynı oyun, aynı küfür, aynı kavga, aynı mücadele devam etmektedir. Hocam ben anlamıyorum. Seni uyutmuş çünkü anlatmayacak sana. Uyutmuş seni be kardeşim. Seni daldırmış dünyaya. Dünya zevklerine, dünya tamağına bir daldırmış. Gerek kalmamış ki seninle. Ne? Seninle oynuyor zaten ya. Paranla oynuyor, ekonominle oynuyor, onunla oynuyor, bununla oynuyor. Gençliğinle oynuyor, gençliğinle. Kendi evladına sahip çıkamıyorsun. Biliyor musun sen bunu? Her şeyinle oynuyor senin. Ama diyorsun ki olur mu ya diyorsun. Ne? Hürüz. Ne hürüzsün? Çocuğunu istediğin gibi yetiştirebiliyor musun? Gençliğini istediğin gibi yetiştiremiyor musun? Neyin hürlüğünden bahsediyorsun ya? Her biri bak nereye, beyinler nereye kaçmış. Beynini satın almış seni, beynini satın almış. Çocuğunun gençliği beynini satın almış. Sen ne anlatıyorsun bana ya? O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar kendimize bir gelmemiz lazım. Yoksa küfür mücadelesinden vazgeçmez. Allah buyuruyor bunu. Ne zaman vazgeçer diyor Mevla? Siz dininizden vazgeçerseniz ne oldu? Hocam işte bayağıdan beri işte bak işte kavga etmiyorduk. Niye? Çünkü bakıyor ki bunlar diyor bizim yolumuzda. Eğitimi bizim kontrolümüzde. Anlayamadım. Eğitimi bizim kontrolümüzde. Allah rızası için cilin ya. Ya Allah rızası için cilin ya. Yoksa Kur'an'la yetişmiş olan, Kur'an ahlakında yetişmiş olan bir gençten kalkıp da vatanına, millete hain çıkar mısın ne diyorsun ya? Mümkün değil ya. Kasten insan öldürebilir mi o ya? Milleti bu kendini ve milleti bu şekilde perişan edebilir mi be kardeşim ya? Anlıyor musun sen bunları? Kitlenmişsin kendini kandırma. Bir şey anladığın yok. Sadece hoca konuşuyor. Sen de diyorsun geçiyorsun karşıya. Yoksa bu uyuşturulma mantığıyla biz ancak bu kadar yürür. İnceliği göreceksiniz ya. Her şeyimizi kontrol altında almışlar. Ama mesela o sen var ya. Aslansın, hürsün, şöylesin, böyle büyük, büyüksün bilmem nesin. Öyleyiz değil mi? Biz bunu biliyoruz zaten. Öyleyiz değil mi? Biz tabii ecdadımız büyük. Biz büyük devletiz. Bilmem neyiz. Eğitiminde kimin eğitimini takip ediyorsun? Bir bak Allah rızası için. Kimi peşindesin? Çoluğu 16 milyon, 20 milyona yakınlaştı şu anda deniyor. 20 milyon gencin, eğitimden geçmiş olan gençlerin gerçekten yetişirken nasıl yetişiyor? Nasıl yetişiyor bir bak. Ondan sonra ticaretine bir bak. Allah rızası ticaretine bir bak. Kimin ölçülerinde ticaret yapıyorsun? İslam ölçülerinde yapıyorum diyorsan peki o zaman Allah sana sormaz mı? Ben faizi haram kıldım. Sen nasıl İslam ölçülerinde yapıyorsun bu işi? Aldatmayı haram kıldım. Yalanı haram kıldım. İnsanlara gösterdiğin şeyi gördüğün gibi vermen gerekiyor. Bunları sormaz mı Allah sana? Neyse. Konu asıl konuya geçtim. Demek ki bu kafir... Bu kafir mücadelesinden hiç vazgeçmeyecek. Çünkü Allah öyle buyuruyor. O gün mücadelede nasıl devam ediyorsa bugün de aynı mücadelesi devam ediyor. Bakın Türkiye'de biraz uyanma. Biraz uyanma meydana. Biraz daha çok değil. Biraz. Bir silkelenmeden bahsediyorum. Çok uyanmayı kabul etmiyorum. Mümkün değil. Biraz silkelenme meydana geldi. Biraz millileşmeye karar verdik yani tabiri caizse. Neye karar vermişiz? Milli, anlıyor musun burayı ya? Bu ifade çok önemli bir ifade ya. Millileşmeye biraz karar verdik. Biraz dedik ki yani bak biz biraz millileşelim ya. Ne her şeyimiz her şeye herkese bağlı ya. Herkese niye bağlı olacağız ya? Her taraftan bağlamışlar bizi ya. Her taraftan bağlamışlar. Gazından tut bilmem neyinden her taraftan bağlamışlar bizi. Biraz dedik ki bir dakika ya. Biz de bir millileşelim ya. Kendimizin ne olduğu bazı imkanlar olsun. Ne? Sen millileşelim. Ta. Ondan bir okuyorsun her taraftan saldır. Bak görüyorsunuz hep beraber görüyorsunuz. Ya, görmüyor musunuz? Neyi görüyorsunuz? Başka bir şey mi görüyorsunuz ya? Başka bir şey görüyorsunuz siz yanılıyorsunuz ya. Biraz diyor böyle biraz kendimize gelmeye. Ya biraz millileşelim. Bizim kendimiz kendimize yeteriz. Kendi hareketlerimizi yapabiliriz. Gücümüzü ortaya koyabiliriz. Kendimize biraz gelelim. Tak hemen. Yine aynı yerdeyiz arkadaşlar güzel insanlar. Biz millileşerek yani... Allah'a, peygambere, kitabullah'a güzel sarılarak işimize sahip çıkarsak Rabbimiz yine bizi galip kılacak. Çünkü Mevla Teala buyuruyor ki ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا
Ben o iman edenlerin sahibiyim diyor Hazreti Allah. Ama çare bunda. Ve ennel kafirine la mevla lehum. O kafirlerin sahibi yok, onların yardımcısı yok diyor Mevla Teala. Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, el küfür milletun vahide, kimse kendini kandırmasın diyor. Efendimizin ifadesi küfür tek millettir. Bunlardan bize fayda gelecek diye beklersen sen ayetlere ters düşünüyorsun. Onlar senin faydanı asla düşünmezler. Onlar senin sıkıntıya düşmeni severler. Onlar senin perişan olmanı severler diyor Hazreti Allah. İfadelerindeki, sözlerindeki o kinleri, kalbindeki kinlerini bilmiyorsunuz diyor Mevla. Kalplerindeki kinler çok daha fazladır. O ifadelerindeki kinler diyor. Yoksa kalplerindeki kinler çok daha fazladır diyor Hazreti Allah. O yüzden bize yakışan Rabbimize yönelmek. Ela inna hasen kelam, Rabbi gayle dağım kelam, Allah'ı milikler zellem, kema gayle Allah-u Teala tebareke fil kelam. Ve izâ gure'el Kur'an feslimu lehu aslun aleyküm turhamun, es-sa'nidu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, evfû bin uqûd. Ey iman edenler, Allah'a vermiş olduğunuz sözleri yerine getiriniz. Bânekallâhu. Elhamdülillahi hamdan kamilin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tazimen li nebiyyihi ve tekrimen li fekameti şan-ı şerefi safihi. Fekal azze ve celle min qailin muhbiran ve amira innallaha ve melâiketehu sallun ala nebi. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahümme salli ala sayyidina Muhammedin ve ala sayyidina Muhammed. Kema salleyt ala sayyidina İbrahim ve ala sayyidina İbrahim. Nekem nüce Allahümme barik ala sayyidina Muhammedin ve ala sayyidina Muhammed. Kema barik ala sayyidina İbrahim. اللهم انصر من نصر الدين واخذ المنقذين بسم الله اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم قهر الكفرة والفجرة والملحدين اللهم اشهد الظالمين بالظالمين واخرج عن المؤمنين سالمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kıymetli cemaat, bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hatırlatmam şu inşallah. İnşallah diyelim. Çanakkale şehitlerimiz 253 bin şehit. Bunlar normalde bizim ecdadımız derken biz tabii onları hep yaşlı düşünüyoruz. Aslında normal şartlarda yaşlarına baktığımızda değil mi? 18, 19, 20, 17, hatta kalıplıysa 16, kalıplıysa 16, dikkat edin ifadelerime. Böyle yani bunlar. Gerçekten bunları gönderen de bir anneydi, bir babaydı, bir anneydi, bir babaydı. Ve gerçekten o günkü şartlarda, imkansızlıklar çok ciddi bir şekilde ortamlarda, hakikaten bunlar böyle cani gönülden ne yaptılar, gönderdiler. O günkü ifadeler çok cüceli, değişik ifadeler var biliyorsunuz. Şimdi gerçekten biz bir tefekkür edelim. Durumumuz nasıl? Çocuklarımızı gönderirken, böyle bir durumla karşılaşsak, gönderirken nasıl oluruz? Var mı böyle bir cesaretimiz? Yoksa korkaklık mantığıyla hayatımıza devam mı? Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bir tefekkür. Bir ufak tefekkür yapalım inşallah bu hafta. İkinci ifade, işte bu önümüzdeki hafta inşallah bir aksilik olmasın. Zannediyorumuz herhalde Mekke'de oluruz. Veya bilemediniz. Büyük ihtimal Mekke'de oluruz inşallah. Ondan size dua edeceğiz. Mekke'den dua edeceğim size inşallah. İnşallah. Bir aksilik olmaz. Siz hakkınızı helal edin inşallah. Helal olsun. Bir hafta kurtulacaksınız benden. Daha diyorsun. Ondan sonraki hafta zaten acısını çıkartırsın. Bak baştan söyleyeyim. Rabbim hepinizden razı olsun. Dua edeceğiz inşallah. 9 günlüğüne bir ümreye gideceğiz. Arkadaşlarımızla, dostlarımızla, ahbaplarımızla. Rabbim şimdiden kabul edesin. Ama burada tekrar ediyorum arkadaşlar. Biz orada hakikaten Cuma cemaatine dua edeceğiz inşallah. Ama bu Cuma cemaatine 5 vakit cemaat olarak dua edeceğiz inşallah. Onlar 5 vakit camiye alışsınlar ya Rabbi. Bu işi hakkıyla sevsinler ya Rabbi, dua edeceğiz. Onu baştan söyleyeyim. Siz de dualarımıza ortak olun inşallah. Yardımcı olun inşallah. Mevla hepinizden razı olsun. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe emru bil adil vel ihsâni ve itâidil gulbâ ve enhâ anil fahşâi vel münkeri vel bâgî. Ya'yadukum leallekum tezekkerûne ve lezikrullâhi ekber. Vallâhu alemâ tesâhûn sallallahu aleyhi ve sellem.